Arkadaşlar şimdi fırınımız normalde çalışmıyor şu an. Yani bozuldu. Niye bozuldu dedik. Bakıyoruz buradaki ayar çeviriyor. Herhangi bir şey yanmıyor. İç ışık yanmıyor. Buralar yanmıyor. Tam buralar aktif oynuyor ama herhangi bir işlem yok. Ondan sonra burayı açtık. Dedim burada yok. Muhtemelen buraya baktım. Burada komutatörün üzerinde bir yanık gördüm. Tamamen dedim ondan. Fişi çekiyorum. Fişi çektim. Muhtemel arıza bu. Burayı açmıştım zaten. Buradan bu parçayı çıkarınca komutatör direkt çıkıyor. Burada arkada somununu açıyoruz. Somununu açıyoruz. Bunu buradan çıkarıyoruz. Daha önce ben bunu geçici olarak söktüğüm için şimdi parçaya sipariş verdim. Bir tane yeni komutatör aldım. Kutu vardı burada. Bu yeni komutatörü şimdi nasıl geçireceğiz buna? Bu da çok kolay. Bunu şimdi aynı yönüne ters çevirin. Bu da altılı. Bu da altılı. Çevirdik. Şimdi buradan sırayla gireceğiz. Şuradan başlayalım veya arkadan başlayalım. Şuradan sağdan başlıyoruz. Fişi söktük. Birinci fişten söktüğümüz için birinci fişe taktık. İkinciyi söktük. İkinciden söktük. İkinciye taktık. Şuraya. Şimdi eski komutatörün bütün kablolarını, bunda biraz farklılıklar var. Yani buradaki girişlerle alakalı ama çok değil. Yani sonuçta önemli olan bizim için neresi? Burası. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aynısı mı? Aynısı. Şimdi 6 kademeli olduğunu nereden anlıyoruz? 1, 1, buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani bunu sipariş verirken buradaki kademeleri sayarak sipariş vereceğiz. Çünkü her kademede bir konum atlatıyor. Daha sonra bunu buraya takacağız. Bunun vidaları. Tamam, takınca. Şimdi komutatörü buraya ön tarafa bağladık. Bakın burada içeride iki tane vidası var. Yani eskisinden göstereyim. Biri bu, biri bu. Daha sonra arkadaki somunu sıkıyoruz. Daha sonra elimizde bulunan kademe anahtarı, benimkinin önündeki şu parlak şey düştü ama siz onu şey yapmayın. Kademe anahtarını düz gelecek yeri yukarı gelecek şekilde bastırarak içeri itiyoruz. Şu an yerine geçti. Şimdi deniyoruz fırını. Şimdi 90 liraya aldım bu komutatörü. Buna taktım. 5 dakikamı aldı. Normalde servis bunun için 150 TL servis ücreti istiyor. Ve aradığımızda da ortalama 700-800 civarı bir maliyet tutar dedi. Fırının sıfırı 3250 lira. Parça 90 lira. Şimdi biz tamam mekanik bakımcı olduğumuz için iyi kötü olayı yorumlayıp neyden kaynaklandığını kafamızda yorumluyoruz. Ona göre bir söküp bakıyoruz var mı bir şey yok mu. Bakın komutatörün açtığımda yanmış olan alanı burası. Yani nedenin bu olduğunu zaten direkt anladım. Daha sonra internetten herhangi bir sitede 6 konumlu olduğu için burası 6 konumlu olduğu için direkt 6 konumlu marka modele göre bir tane komutatör sipariş verdim ve taktım. Allah'a şükür bakın şimdi demin çalışmayan fırın bakın ışığı yandı. İç aydınlanma yandı. Fan çalışıyor. Yaklaştır sesini duyuyor musun? Fanın sesi duyuluyor. Yani bunun için İnsanları soymanın anlamı yok.
Yani 100 TL işçilik alsan bundan zaten yeter. 150 lira servis parası alıyorsun. Artı 250 lira cebine giriyor. 100 TL'lik bir komutatör için 700-800 liralık para istenmez. Buradan servislere sesleniyorum. İnsanların hakkına girmeyin.